Gıybet. Gayb kökünden türeyen gıybet kelimesi, bir kimseden gıyabında hoşlanmadığı sözlerle bahsetmek demektir. Kur'an'da gıybet yasaklanmış ve Hucurat Suresi 12. ayette gıybet yapmak, ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilerek bu davranıştan sakındırılmıştır. Arapçada birisini arkasından çekiştirme anlamına gelen bir deyim olan birisinin etini yemek tasviri, gıybeti edilen ve orada olmayan kişinin kötü niyetli gıybetçinin karşısında savunmasız olduğunu ihsas etmektir. Kur'an, ölmüş kardeş kelimelerini kullanarak tasviri daha çok kuvvetlendirmekte ve bu kötülenen fiilin yasaklanması için İslamiyet'e özgü nedenler sunmaktadır. İslam'da insan haklarının en önemlilerinden ve genellikle ırz kavramıyla ifade olunan kişinin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilmiştir. Bu itibarla bir kimsenin gıyabında hem şahsıyla ilgili maddi, manevi, ruhi, ahlaki ve dini kusurlarından söz edilmesi hem de kendi çocukları, annesi, babası ve diğer yakınlarından bahsedilmesi gıybet sayılmıştır. Ayrıca yazı, ima, işaret ve taklit gibi davranışlarla da gıybet olabilmektedir. İslam alimlerinin haram ve büyük günah olduğu konusunda ittifak ettikleri gıybetin dinlenilmesinin de haram olduğu belirtilmiştir. Gıybetten dolayı tevbe etmek de farz olarak kabul edilmiştir. Hucurat suresinin 10. ayetinde geçtiği üzere Müslümanlar birbiriyle kardeştir. Bundan dolayı da gıybet etmek hiçbir Müslümana yakışmaz. Kur'ani kavramlar.